Kıymetli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün sizlere Kur'anla ilişkili yaptığımız bu programlar çerçevesinde konuşmazsak olmazdı diyebileceğim bir konuyu aktarmak istiyorum. O da işte normal hayatımızda alışkın olduğumuz söylemle ifade edeyim. İşte kıyamet. Kıyametin alametleri. Kıyametin kopma zamanı gibi konular. Tabi Kur'an-ı Kerim'in en temel ele aldığı konulardan biridir bu. Kur'an-ı Kerim'in bunu en temel konular halinde ele almasının sebebi vahyin indirildiği ilk dönem yani hem yoğun bir şekilde Mekke'de kısmen de Medine'de muhatapların vahyin içeriği noktasında ortaya koydukları olumsuz tutum. Yani Mekkeliler yoğun bir şekilde, Medineliler kısmen Hazreti Peygamber'in önce risaletini kabul etmiyorlardı. Çünkü onlar peygamber olarak bir meleğin görevlendirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Onlara göre bir peygamber melek olmalıdır. İnsandan peygamber olmaz. Bu tabi sadece Mekkeli müşriklere ait bir kabul değil. Bunun çok daha eskileri var. Nitekim Hazreti Nuh döneminde Hz. Nuh'un kavmi bile Hz. Nuh onlara tebliğde bulunduğunda onlar Hz. Nuh'un tebliğine karşılık şu cevabı vermişler. Mü'minun suresi 24. ayet. 23. surenin 24. ayet. فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Esselamu billah. فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ Nuh'un kavminden bir takım kafir yöneticiler şöyle demişlerdi Hazreti Nuh için. Ma illa beşerun mislukum. Bu sizin gibi bir beşer, ölümlü bir beşer olmaktan başka bir şey değildir Hazreti Nuh için. yürüydü en yetefaddale aleyküm. Bunun işi gücü size üstünlük taslamak istiyor. Yani Hazreti Nuh'u beğenmiyorlar. Kendilerince alay ediyorlar. Ona Allah'ın e, peygamberlik vermiş olmasını içlerine sindiremiyorlar. Diyorlar ki, demişler ki, velev Allahu le enzele melaiketen. Allah dileseydi melekleri indirirdi. Ma semi'na bihaza fi abayine levvelin. Zaten bunun dediklerini eski atalarımızda hiç duymamıştık. İşte Hz. Nuh'un kavminde bile peygamber olarak bir beşerin, bir insanın görevlendirilmesine karşı bir tepki var ve bir peygamber görevlendirilecekse bunun melek olması gerektiği ifade ediliyordu. Benzer bir beyan Fussilet suresinin 14. ayetinde bu defa bütün eski milletleri içerecek şekilde daha genel bir ifadeyle dile getiriliyor. Rabbimiz buyuruyor ki rusulü min beyneydihim ve min halfihim Önlerinden arkalarından nice elçiler bu insanlara gelmişti ve onlara demişlerdi ki Ella teabudu illallah Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Kalu Peygamberlerin bu tebliğ ilkesine karşılık onların kavmi durumundaki inkarcılar demişler ki Levşa Rabbuna Rabbimiz dileseydi le enzele melaiketen Peygamber olarak melekleri indirirdi demişler. Ve inna bima ursiltun bihi kafirun Peygamberlere hitaben biz sizinle birlikte gönderilmiş olan şeyleri inkar ediyoruz, kabul etmiyoruz. Hussilet suresi 14. ayet. Zaten bütün peygamberler tarihini içerdiği için bu konuda daha sözü uzatmaya gerek yok. Belli. Hepsi aynı tepkiyi vermişler. Şimdi geliyoruz peygamberimiz aleyhisselamın dönemine. Onlar da Enam suresi 8. ayette ifade edildiğine göre şöyle demişler. Ve kâlu lev unzile aleyhi melek ona bir melek indirilmeli değil miydi? Rabbimize buyuruyor ki vele benzel meleken, yani onunla beraber bir meleğin dolaşması gerekmez miydi? Eğer biz bir melek indirseydik le kudiyel emru iş bitirilmiş olurdu. Melayun zarun sonra da onlara hiç zaman fırsat tanınmazdı diyor Allahu Teala. Onların Melek peygamber beklentisinin aslında arka planında başka bir şey vardı. Onlar melek peygamber söylemini öne sürerek esasında dini yükümlülükleri yerine getirmemelerinin gerekçesini hazırlıyorlardı. Yani diyeceklerdi ki ya Rabbi biz meleği nasıl örnek alalım? Melek örnek alınabilir değildir ki. Dolayısıyla biz yapmadığımız şeyleri yapamadığımız için ihmal ettik. Bahanesine sarılacaklar idi. Bunu karşılamak üzere Allahü Teala buyuruyor ki yine aynen Enam suresinin bu defa 9. ayetinde lev cealnahu meleken eğer biz o elçiyi melek yapsaydık le cealnahu raculen yine onu bir erkek suretinde insan suretinde yapardık ve lebesna aleyhim ma bisun Yine onların düştükleri kuşkuya onları düşürürdük yani. Bunların derdi aslında e, risalet öğretilerini kulak ardı etmek, bunlara itibar etmemek. Yani adamların başka bir derdi yok. Bir de numara çekiyorlar. Yapacakları hinlikleri efendim e, kamufle etmeye çalışıyorlardı. Şimdi konu bu olunca bu Mekkeli müşriklerin yoğun bir şekilde inkar ettikleri iki konu var. Biri Risalet yani peygamberlik konusu, biri Ahiret. Ahiretle alakalı da işte ele alacağım konu son saatle ilgili onu daha ileriki dakikalarda size aktaracağım. Konu bir bütünlük oluştursun diye önce Risalet konusuna temas ediyorum. Demişler ki Furkan suresinde 7 ayette Rabbimiz aktarıyor. Buyuruyor ki Mekkeli müşrikler ve kalu şöyle demişler. Ma lihader Rasuli. Bu Resul'e ne oluyor da? Ye'külü ta'ame. Yemek yiyor bu. Ve hemşi fil Çarşılarda, sokaklarda dolaşıyor. Levlâ unzileyleyhi melekün. Onunla beraber bir melek indirilmeli değil miydi? Fe yekûne ma'hû nezîrâ. Melek de onunla beraber uyarıcı olmalıydı. Yani melek peygamber istiyor vatandaş. İlginç. Onların başka mucize istekleri var filan o konuya girmiyorum. Onunla ilgili okunacak bir sürü ayet-i kerime var. Ben sadece melek peygamber beklentileriyle alakalı kısmını size hatırlatıyorum. Tabi bu ayetlere tekrar döneceğim mecburen. Çünkü onlara verilen cevaplar da bu bağlamda geliyor. Bir ayet daha hatırlatayım. Furkan suresinin 21. ayet. Ve kâlellezîne lâ yercûne likâ'ena. Bizim huzurumuzda bizimle bizim huzurumuza çıkmaya inanmayanlar. Yani Mekkeli müşrikler demişler ki: "Levlâ unzile aleyne'l melâiketu." bize melekler indirilmeli değil miydi? Bizim üzerimize melekler gelseydi ya. Ev ya da nera rabbena. Rabbimizi görseydik. Bir haddini aşmış istekler. Yani Allahu Teala diyor ki onlara laqad istek istekberu enfusihim. Bu adamlar kendi işlerinde büyüklük tasladılar. Ve atav kebira korkunç bir azgınlıkla hadlerini aştılar diyor. Melek peygamber istiyor vatandaşlar. İnsan peygamber onları kesmiyor. Çünkü ona tabi olmak bir zorunluluk olacak. Bu defada bir bahaneleri geride kalmayacak. Onu karşılamak üzere bir melek peygamber beklentisi dile getiriyorlar. Tabi ilginç. Ta Hazreti Nuh'tan bu yana işte nice peygamberlerin, ümmetlerinin de dile getirdiği aynı azgın, sapkın, haddini aşan istekleri dile getiriyorlar. Şimdi onların bu isteklerini Rabbimizin ele aldığı bir konu bağlamı da İsra suresinde geçiyor. Bu surede 90. ayetten 95. ayete kadar bu konu anlatılıyor. Yani Mekkeli müşriklerin peygamberimizden sıra dışı mucize istekleri. Bu arada bir de melek isteği. Şimdi bütün o isteklerini anlatmayacağım. Çünkü o başka bir program konusu. E, ayetin numarasını söylüyorum. 92. ayet İsra suresi. Ev tüs kıtas Sema eke mâ aleyna kisefen. Yahut zannettiğin gibi üzerimize gökten parçalar düşürsen, ev te'tiye billahi veya Allah'ı getirsen, haşa, vel melaiketi melekleri de kabila önümüze. Melek istiyorlar vatandaşlar. Yani Allah'ı istiyorlar yanlarına, haşa. Şimdi Rabbimiz onların peygamberlikle alakalı bozuk zihniyetlerini deşifre etmek üzere, 94. ayette şöyle buyuruyor. Ve ma mena'a'n nas en yu'minu iz za'ahumul huda. Kendilerine hidayet rehberliği geldiğinde bu insanların iman etmemeleri noktasında bunları engelleyen şey sadece şu. İlla işte sadece sebep şu. Neymiş? En kalu şöyle demişler. Demişler ki Allahu hasallahu beşeren Allah resul olarak bir beşer mi gönderdi, görevlendirdi? Yani alaya diyor, beğenmiyor yani. Benzer beğenmeme ifadelerinden biri de şeyde Kamer suresinde e, Hazreti Salih için Semut dile getiriyor. Demişler ki: "Feqalu ebeşeren minna vahiden." Biz içimizden bir beşere mi e, nettebi'uhu tabi olacakmışız? İnna izen lefî dalâlim ve suhur. Öyle olursa o zaman apaçık sapkınlık ve çılgınlık içine girdik demektir. demektir. Eul kıya zikru aleyhim beynina. Bu zikir bizim aramızdan indi indi de buna mı indi yani? Belü ve kezzâbun eşir. <laughs> Bu zaten yalancı küstahın tekidir diyorlar demişler. Kim? Semud kavmi. Kim için? Hazreti Salih için. Benzer bir şey beğenmeme ifadesi Mekkeli müşriklerin Hazreti Peygamber için dile getirdiği cümlelerde de görülüyor. Zaten şimdi okuduğum İsra suresi 92. ayette öyle diyor Allahu Teala. Buyuruyor ki onların inanmamalarının asıl gerekçesi Allah bir Resul olarak bir insan mı gönderdi, görevlendirdi? Beğenmiyor. Hatta şeyde Saat Suresinde buyuruyor ki Yüce Allah 8. ayette Mekkeli müşriklerin sözünü bize aktarıyor. Eûnzil aleyhi zikru min beynina. Yani zikir, vahiy bizim aramızdan indirildi, indirildi de ona mı indirildi yani diye beğenmiyorlar. Peki. Bu melek bekleyenlere Rabbimiz ne cevap veriyor? Birinci cevabı size söylemiştim. Enam suresi 8. ayette. Melek indirseydik hüküm verilir ve bunlar perişan edilirlerdi diyor. İkinci cevabı söyleyeyim. Furkan suresi 22. ayette diyor ki Allahu Teala onlar melek görmek istiyorlar ya. Yevme yaravnel melekete. Onlar melekleri görecekleri gün olacak İşte ama o gün Labu şraya övme O gün işte böyle suçtan beslenen bu insanlar için hiçbir müjde söz konusu olmayacak veya kouluüne heyecen mahcura. Diyecekler ki Eyvah, Eyvah yani kendileri işte mahcup meh, e, engellendiklerini rahmetten engellendiklerini söylemiş olabilecekleri gibi. Melekler onlara size sevinmek yasaktır, yasaktır diyeceklerdir. Yani meleği görecek ama o, o, o şu demek yani gününü de görecek demektir. Tehdit ifadesi bu. Bir ayet daha söyleyelim. Melek beklentilerine Rabbimizin verdiği cevap. Bu defa İsra suresi 94. ayeti okumuştum bir beşeri mi? peygamber olarak gönderdi alaycılıklarına cevabı Rabbimiz 95. ayetinde şöyle veriyor. Buyuruyor ki Kul de ki Levkâne fil ardı melâiketun yemşûne mutmainnîne De ki yeryüzünde eğer yürüyenler, yerleşik olanlar melekler olsaydı lenezzelnâ aleyhim Semai meleken resûlâ Biz o zaman gökten yani yüceler aleminden bir elçi olarak melek indirdik. Yani şu demek, madem ki yeryüzünün sakinleri insanlardır, onların e, örnek alacakları, tabi olacakları peygamber, resul de insan olmak durumundadır. Cenab-ı Hak böyle son derece net susturucu cevabı veriyor. Onların bu Peygamber beğenmeme hastalıkları ya da bir insandan peygamber beklememeleri aslında kendi türlerinden ümitlerini kesmelerinin bir görüntüsüdür. E adamlar ümitlerini kendi türlerinden ümitlerini kesmişler. Melek bekliyor peygamber olarak bahanesini de söyledim kendilerince. Bir ayeti daha hatırlatmalıyım bu bağlamda Zuhruf suresinin efendim hangi ayet? 31. ayeti Zuhruf. 43. surenin 31. ayeti. Tabi 30. ayeti de söyleyelim. Ve lemma ca'ahumul hakku kendilerine hak gerçek bilgi geldiğinde galu dediler ki bu bir büyüdür. Ve bi kafirun. Biz böyle büyüleri zaten inkar ediyoruz, kabul etmiyoruz. Ve kalu sözlerine şöyle devam etmiş Mekkeli müşrikler. Demişler ki: "Levla nuzzila Kur'anu." Bu Kur'an şunlara indirilmeli değil miydi? Kime? Ala raculin bir erkeğe minel qaryeteyni azimin. iki şehirden büyük birer adama Birer erkeğe indirilmeli değil miydi? Onlar karar vermişler. Demişler ki peygamber dediğin melek olmalıdır. Hadi olmadı melek. Eğer insan olacaksa Mekke'de bu Velid bin Mughire'nin hakkıdır. Ya da Taif'te Ur ve Es-Sekafi'nin hakkıdır. Böyle demişler. İşte bu ayet ona göndermedir. Cenab-ı Hak onlara cevap veriyor. Ehum yaksimune rahmete rabbik. Yani Rabbinin risalet rahmetini onlar mı taksim ediyor yani? Onlara mı düşmüş bu iş? Allahu Teala kimi peygamber seçeceğini kendisi söylüyor. Allahu yecite bi ileyhi Allah dilediğini kendisine seçer. Şura suresinin 13. ayetinin sonu Hac suresinde de buyuruyor ki Allahu yaslafi minel melaiketi rusulen ve minen Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da Allah seçer. Yani risalet öyle hak edilmiş bir fedakarlığın karşılığı değil, Cenabı Hakk'ın görevlendirmesinin sonucudur. Tabi elbette böyle müsait olmayan hak etmeyecek insanlara da böyle bir görev vermez. Ama ne olursa olsun bu bir çalışmanın sonucu değil. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini dilediğine tahsisinin sonucudur. Hepsinin cevabı olacak şekilde Rabbimiz buyuruyor ki yani peygamberliğin kime verilmesi gerektiği noktasındaki e, karşı çıkışı cevaplamak üzere buyuruyor ki Bakara suresi 105. ayette Rabbimiz ma yeveddüllezine keferu min ehlil kitabi velel müşrikîn ehli kitaptan kafirler ve müşriklerden bu kafirlikte ısrar edenler istemezler. Neyi istemezler? En yunezzel aleyküm min hayrim min rabbiküm. Rabbinizden size daha hayırlı bir şeyin indirilmesini istemezler. Vallahu yahtasu bi rahmetihi men yasha. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah bilir bu kararı Allah veriyor. İnsanlar mı veriyormuş yani? Kimin peygamber olacağına kim karar veriyor? Bu Bakara 105. ayet Mekkeli müşriklerin ve kitap ehlinin ortaklaşa istemedikleri şeyi anlatıyor ki onların istemediği şey yeni bir peygamberin onların istediği türden gelmemesidir. Ehli kitap kendi içinden peygamber bekliyordu. Mekkeli müşrikler de melek peygamber bekliyordu ya da işte Velid bin Muhire ya da Urve Es-Sakhafi Teala cevabını veriyor. Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Burada Allah'ın rahmeti dediğinden maksadın da peygamberlik olduğunu Enam suresi 124. ayetten net bir şekilde anlıyoruz. O ayette Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve iza ca'atum onlara bir delil indiğin her dönemde demişler ki: kalülen nümine biz inanmayacağız. Hatta nu'ta misle Allah'ın diğer peygamberlerine verilen türden şeyler bize de verilinceye kadar inanmayacağız. Rabbimiz onlara cevap veriyor. Buyuruyor ki Allahu a'lemu haythu yec'alu risalete. Allah risalet görevini kime vereceğini gayet iyi bilendir. Yani Allah haşa size soracak değildir. Bunların derdi Allahu Teala peygamberliği yani kime vereceğini bilemedi. Hata yaptı. Haşa. Böyle bir algıları var. Rabbimiz yine daha meseleyi tamamen çözücü mahiyette buyuruyor ki Enam suresinde Velev ennena nezzelna ileyhimul melaikete Biz onların önüne melekleri indirseydik ve kellemehumul mevta Onlara ölüler konuşsaydı ve haşer aleyhim külle şeyin kubulen İstedikleri her şeyi önlerine getirip toplasaydık, Makanüli Minu gene inanmayacaklardı vesile. Adamların problemi yani bir peygambere inanmamak idi. Mekkeli müşriklerin ana problemi bu. Neymiş? Risalet görevini bir melek üzerinden hayal ediyorlarmış. Eğer insan olacaksa da Mekke'de Velid bin Nuhire e, Taif'te de Urve Es-Sekafi. Bunlardan olur. Başkası olmaz diye. Allahu Teala işte onlara hepsini reddedecek şekilde cevaplarını veriyor. Bu konuyu şunun için anlattım. Mekkeli müşriklerin inanç noktasındaki en büyük problemi önce Risalet kurumuna inanmamalarıydı. Sadece bu kadar değil tabi. Onların inanmadıkları çok önemli bir konu daha var. O da ahiret. Son saat. Onlar buna da inanmıyorlar. Peki onlar son saate inanmamakla aslında neyi, ne, hangi özelliklerini ortaya koyuyorlar? Çünkü onlar aslında ahirette Rabbimizin huzurunda hesap vermeye yüzlerinin olmadığını biliyorlar. Öyle olunca da kendi küçük dünyalarını, kendi küçük akıllarını tatmin etmek üzere anlaşılıyor ki böyle bir bir gerekçe bulmuşlar ahirete inanmıyorlar. Şimdi bakın onların ahiretle ilgili inanç eksiklikleri noktasında birkaç ayeti hatırlatayım. Bir tane bir, bir, bir ayet var. Kur'an-ı Kerim'de altı defa tekrar ediliyor. Bu Mekkeli müşriklerin ahireti alaya aldıkları ile ilgili bir ayet-i kerime altı defa geçiyor. Geçtiği yerlerin biri Yunus Suresi 48. ayet biri. Biri Enbiya Suresi 38. ayet. Üçüncüsü Neml suresinin 71. ayeti Neml suresi 71. Dördüncüsü Sebe suresinin efendim 29. ayeti Sebe 29. Beşincisi Yasin suresinin 48. ayeti ve altıncısı da Mülk suresinin 25. ayet. Bu altı ayette Allahü Teala onların inkarcılıklarını altı defa hatırlatıyor. Cümle şu: Ve yakulu neme tahadel vadu Diyorlarmış ki müminlere eğer iddianızda doğruysanız o zaman o vaat yani o son saat vaadi ne zamanmış diye alay ediyorlar. 6 ayette aynı alay cümleleri zikrediliyor. Onların alaycılıktaki kararlılıklarını ortaya koymak üzere Rabbimiz onu bize hatırlatıyor. Şimdi onların bu alaycı cümlelerinden bir tanesi şeyde Kıyamet suresinin Kıyamet suresinin 6. ayeti. Yes elu eyyane yevmül kıyame. Soruyorlarmış. Diyorlarmış ki kıyamet günü ne zamanmış? Alay ediyor aslında yani. Kıyamet günü ne zamanmış? Yani olmayacak işte. Siz de boşuna debeleniyorsunuz diye alay ediyorlar Müslümanlarla. Onların en önemli inkar noktalarının e, ikincisi kıyametle, son saatle ve ahiretle ilişkili olan pozisyonları. Başka ayetler de var. Hatta bir tanesini daha size isterseniz söyleyeyim. Ee, Zariyat suresinde 12. ayette Yes elu eyyane yes elune eyyane O din günü ne zamanmış? diye soruyorlar. Alay ediyor yani. Öyle bir gün yok. Din günü dediği de şey ahiret günü, hesap günü yani. Fatiha'da okuyoruz ya Maliki yevmiddin din gününün sahibi Allah yani hesap gününün borçların ortaya konulacağı, ödeneceği gün. Onlar bununla alay ediyorlar. Şimdi bu alaycılık tabi çeşitli ayetlerde cevaplanıyor. Mesela bir tane cevap söyleyeyim size. Ee, Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e işte bu vaat ne zamanmış eğer doğruyu sana söyleyin bakalım dediklerinde Cevabı Rabbimiz Mülk Suresi 26. ayette vererek buyuruyor ki Kul de ki bunu sana soranlara İnnemel ilmu indallah Bu konudaki bilgi sadece Allah'ın katındadır. Ve innema ene nezirun mubin Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Felemmâ râvhu zülfeten O son saati, o inkar ettiklerini önlerinde, zülüflerinde gördüklerinde Si et vucuhüllezine keferu Kafirlerin yüzü kapkara kesilir ve ve onlara denilir ki hadellezî kuntum bihi tedda'ûn. İşte bu var ya bu iddia edip durduğunuz yani nasıl olsa gelmeyecek dediğiniz gündür. Benzer bir cevap Yasin suresinde de var. Yasin suresinin hadihi cehennemülleti kuntum tu'adûn. İşte bu size vaat edilmiş olan cehennemdir diye cehennemle karşılaştıklarında yüce Allah onlara inkar ettikleriyle yüzleşmiş olduklarını haber verecektir. Ne zaman? Mahşer şartlarında. Bu bu çok ciddi bir mesele. E, Mekkeli müşriklerin inkar ettikleri bu e, konuyu tabi biraz daha yani Kur'an-ı Kerim'de son saatle alakalı onların ne zaman gelecekmiş, o vaat ne zamanmış diye böyle ısrarla ve inatla alaya aldıkları bu konuda tabi Kur'an'ın başka söyledikleri de var. Şimdi hatta peygamberimizin bazı ifadeleri var. Şimdi yavaş yavaş önce bu kıyametle alakalı önce hatırlatmak istediğim bir nokta var. Onu hatırlatacağım. Ondan sonra peygamberimizin buna dair söylemlerinden birkaç tanesini hatırlatacağım. Ardından da bu alametler meselesine yavaş yavaş temas etmiş olacağım inşallah. Evet şimdi ifade ettiğim noktalara temas etmek üzere şu hususun bir defa bilinmesini çok arzu ederim. Bu programımızda hani dedik ya kıyametin alametleri falan diye. Tabi genelde kullanılan ifade olduğu için ben de onu tercih ettim. Aslında bizim dilimizde kıyamet dediğimiz şey aslında Kur'an-ı Kerim'in kıyamet dediği şey değil. Biz kıyameti sistemin yıkılışı olarak kullanıyoruz. Kıyamet günü deyince bu sistemin allak bullak olması, yıkılması, perişan olması anlamında kullanıyoruz biz. E, halbuki Kur'an-ı Kerim o manada bu kelimeyi kullanmaz. Kur'an'ın bu noktada kullandığı kelime es-saah kelimesidir. Es-saah kelimesinin doğrudan tercümesi o saat. Biz ona o son saat diyoruz. Yani o son an, o son dem, o dönem. Peki Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesi geçiyor mu, geçiyor? Hatta Kıyamet Suresi diye müstakil bir sure var, 75. sure. O sure olduğu gibi işte kıyamet gününden söz ediyor. Fakat şu detayı ya da şu hususu bilelim. Kur'an'da el-kıyamet kelimesi böyle tek başına hiç geçmez. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesi hep yevmül kıyamet şeklinde tamlama olarak geçer manası da onun kıyamet günüdür. Peki neyi anlatır? Kıyamet günü işte aslında mahşeri anlatır. Ahireti anlatır. Mahşer, ahiret, Yevmül Kıyamet, kıyamet günü aynı şeyi demektir. Kıyamet günü demek, kıyam günü demektir. Yani ayağa kalkış. Yani sistemin yeniden inşa edilmesi, yeniden dizayn edilmesi anlamında bir yenilenmeyi bir yeniden varoluşu anlatır. Bu kıyam, kıyame kelimelerinin bu anlama geldiği zaten sözlüğü her açınca insanlar bunu görürler. Yani değil mi? Namazda işte kıyam ayakta durmak demek. Yani bir şeye başlamak, yeni bir başlangıç yani. Sadece bu kadar değil. Mesela Zümer suresinde 68. ayetinde surenin Rabbimiz buyuruyor ki ve nüfika sur sur borusuna üflenmiş olacaktır. fesaika men fis semavati ve men fil ardı illa men Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp bayılacaktır. İşte bu son saatte olacak olan şey. Yani sura birinci üflenmesi. Sümme nüfika fihi uhra. Sonra o boruya bir daha üflenmiş, üflenmiş olacaktır. Feizahum bir, bir, de bakacaksın ki onlar yani insanlar kıyamın ayağa kalkmışlar. Yanzurune sağa sonra bakınıyorlar. İşte bu kıyamet günü buradan geliyor işte. Kıyam yani ayağa kalkma. Sistem yeniden yaşanacak artık. Kıyam günü, kıyamet günü mahşer için, ahiret için kullanılır. Bizim dilimizde ise işte bu kıyamet dediğimiz şey ahiret için değil de bu sistemin yıkılışıyla alakalandırılarak kullanılıyor. Bizim de dilimiz ona alıştığı için işte kıyamet günü biz de biz de öyle kullanıyoruz. Ama bilinmelidir ki bunun doğrusu işte dediğim şekildedir. Bizim bu tür gündelik kullanımlarımızda kıyamet günü kıyamet alametleri dediğimiz şey aslında son saat ifadesi manasına gelen es-sa'ah kelimesiyle karşılanır. Onu bir vesileyle söylemek istedim. Peki. Şimdi bu son saat yani. Son saatle alakalı çok geniş bir literatür var tabi. Hatta işte kıyamet alametleri diye devasa bir konu başlığı var. Kıyamet alametleri diye böyle e, bazen koca koca kitaplar yazılıyor filan. Bu tabi önemli bir konu. Önemli olduğu için de yani peygamberimizin arkadaşları olan sahabileri de elbette zihnen meşgul etmiş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çok ayet var onunla alakalı çok ayet olunca peygamberimize sahabiler öğrenmek için inkarcılar da alay etmek için soruyorlar. Diyorlar ki kıyameti soruyorlar. Peygamberimiz onlara diyor ki siz bana kıyametten mi soruyorsunuz? Siz bana sorduğunuz o şeyi onun ilmi bende değil Allah katında. Hatta bu dediğim rivayet Müslim'de geçiyor. Fedailus Sahabe e, kitabının 218. bölümünde geçiyor. Çok daha önemli, çok daha yaygın bilinen bir Cibril hadisi diye bilinen bir rivayet var. Orada e, Peygamberimize metes saatı, i̇şte o son saat ne zamandır diye sorulunca mel mes'ulü anha bi'aleme ya bu konuda soru sorulan kişi soruyu sorandan daha iyi bilmiyor diye yani böyle bir diyalog rivayeti var. O rivayette Cebrail Aleyhisselam'ın soruşu ve Peygamberimizin de bunu ben bilmiyorum zaten. Yani bu gayba dair bilgi, ayetler bu konuyu kapattığı için bu konuda herhangi bir bilgisinin olmadığını söylüyor ki bu çok ünlü bir rivayettir. Cibril hadisi diye bilinir. Yani Google'a yazsanız hemen önünüze çıkar. Sahabiler peygamberimize gelip e, bunu çok sıklıkla sorun, sorunca Ya Resulallah metes saatü kıyamet ne zaman kopacak o son saat ne zaman deyince peygamberimizin bir rivayette Buhari'nin edep kitabının 96. bölümünde sen onun için ne hazırladın cevabını vermiştir Çok harika bir cevap. Yani tamam soruyorsun da yani sen ne hazırladın? Ha şimdi geldi daha sonra geldi yani hazırlığın var mı? Bu aslında soruyu doğru sormak ve aslında gerekeni sormak anlamında bir soru sorma adabı öğretmesi bakımından da son derece dikkat çekici bir ifadedir. Bunu size aktarmış olayım. Tabi soru çok sıklıkla sorulunca peygamberimizin bazen buna şöyle cevap verdiği de rivayet ediliyor ki bu bütün hadis kaynaklarında hepsinde var. Yani Buhari'de var, Müslim'de var, i̇bn Mace'de var, Darimi'de var, Ahmet bin Hanbel'in müstedinde var vs. Diyor ki peygamberimiz demiş ki rivayet böyle. Ene vesâ kehâteyni böyle iki parmağını yan yana getirmiş. Ben ve o son saat böyle yan yanayız yani. Yani niye böyle demiş peygamberimiz? E çünkü bu söz, bu söz son derece doğru bir söz yani. Peygamberimiz bu sözü söylerken son saatin zamanına dair herhangi bir tarih zaman belirlediğini kimse söyleyemez öyle bir şey yok, öyle demiyor zaten. Der mi şimdi okuyacağım ayetler var. O ayetler orada dururken, o ayetler peygamberimize inmişken o ayetlerin verdiği mesajı hayatına dönüştürmüş olan e, o muazzez peygamber aleyhisselam böyle bir tarih bildirir mi yani? Elbet bildirmez. Onun dediği artık Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla son saatle alakalı ayetlerde değerli kardeşlerim hep görürüz 6-7 ayette geçiyor teten kelimesi geçiyor. teten. Yani teten demek aniden demektir. Yani aniden gelecek bir şeyin zamanı bilinebilir mi? Bilinemez. Zaten okudum ya biraz önce Mülk Suresinden. Kul innemel elma indallah. De ki onun bilgisi sadece Allah'ın katındadır. Bilmiyor Peygamberimiz. Bilemez zaten bildirilmemiş. Aniden kopacak söylüyor. Bakın şimdi ayetler okuyorum size. Aniden kopacağını ifade eden ayetler. Hele bir ayet okuyacağım size. Yani bu ayete rağmen hala nasıl bu konuda insanlar yok şu zaman kopacak, yok bu zaman kopacak. Böyle çok zekice tarihler veriyorlar filan. <laughs> Yakın bir geçmişte de böyle acayip acayip Gayiptan haber verircesine bir takım söylemler sosyal medyada dolaştı durdu. Ben şaşırıyorum yani şaşırıyorum. Ya bu kadar mı Kur'ansızlık arkadaş ya yani nasıl rahat ediyorsunuz ya? Yani Allah'ın ayetleri burada dururken yani siz Peygamberimizi bu ayetlere aykırı nasıl konuşturuyorsunuz ya? Nasıl nasıl eliniz vicdanınız buna el veriyor arkadaş ya? şu ayeti. Şimdi bu ayeti okuyalım bakalım. Bakalım buna rağmen Peygamberimiz böyle şeyler söylemiş olabilir mi? Araf suresi 187. ayet. İfadeyi aynen aktarıyorum. Hiç yorum falan yapmıyorum yani. Ayeti okuyup tercüme ediyorum. Yes eluneke sana soruyorlar. Yani saati o saatten, o son saatten. Yani inkar edip alay ettikleri o saatten sana soruyorlar eyyane mursaha ne zaman demir atacak diye ne zaman gelip çatacak ne zaman demir atacak ersa çakmak demek işte vel cibale ersaha dağları çakmak demek yani gemilerin demir atması yani bu sistem ne zaman bitip iş ne zaman artık sonlanacak o manada geminin ne zaman demir atacağından sana soruyorlar. Bu ifade tamamen aynısıyla Nazihat Suresi'nde de geçiyor. Nazihat Suresi'nin 42. ayetinde de aynısı geçiyor. Şimdi Rabbimiz bakın cevabı Rabbimiz veriyor. Bunun şakası falan yok ya. Bunun şakası yok. Ya insan bilmiyorum da yani sarsılması lazım ya bu ayetlerin bu mesajları karşısında hiç kimsenin kıl kıpırdamıyor. Hala anlatıp duruyorlar. Kul de ki sana bu son saatin demir atma zamanından soranlara de ki innema'ilmuha inda rabbi. Bu cümlenin anlamı şu. Onun bilgisi sadece ve sadece Rabbimin katındadır. Bitti. Onun bilgisi sadece Rabbimin katındadır ifadesinden sonra bunu peygamberimizle başkaları da bilebilir nasıl nasıl denir ya? Mülk suresi 26. ayette de onun bilgisi sadece Allah'ın katındadır demişti. Lokman suresinin 34. ayetinde de inna Allah'a indehu ilmus Allah son saatin bilgisi sadece kendi katında olandır diyor. Lokman 34. ayet. Hatta Ahzab suresinin 63. ayetinde Yeselukenna sualisaa insanlar sana o son saatten yani bizim kıyamet dediğimiz şey o son saatten sana soruyorlar. Kul de ki innema'il mu'inde Allah. De ki onun bilgisi sadece ve sadece Allah katındadır. Böyle inne innema'lı cümleler vurgulu cümlelerdir Arapçada. Sadece ve sadece Allah'ın katındadır. Hatta Ahzab suresinin bu ayetini bitireyim. başka daha sonra bir daha gönderme yapmayayım. Bakın ne diyor Allahu Teala? Peygamberimize bakın ne diyor? Buyuruyor ki: "Ve ma yudirike. Sana idrak ettiren ne olabilir ki? Yani sen nereden bileceksin ki? Lalle sa'ate tekunu qariba. Kim bilir belki de o saat çok yakındır." İşte o demin okuduğum hadiste de "Buradan hareketle belki de çok yakındır. Kim bilir? Bilmiyor kimse bilmiyor. Aniden gelecek. Çok yakındır." Demek ki her an kopabilir. Bu kadar. Azap suresi 63. ayet. Bakın Şura suresinde Allahü Teala buyuruyor ki Şura suresinin hemen 18 16. ayeti mi kaç? 17. ayet. Ve ma sana bildiren ne olabilir ki? Lealle saate karibun. Belki de o son saat çok yakındır. Bilmiyorsun demek istiyor yani. Ve maydiri ki ifadeleri Kur'an'da üç defa geçer. İkisi bu okuduğum ayetler yani biri Ahzab 63 öbürü Şura 17. Bir tane daha var o da Abese suresinde. Sen nereden bileceksin? Bilemezsin yani. Bilemez. Yani allah Teala söylüyor bunu. Ben söylemiyorum ki yani. Bilemezsin diyor. Şimdi o bilemezsinin içini dolduruyoruz. Bak, Araf 187'yi okumaya devam ediyorum. Kul de ki: İnne ma inde Rabbi. Onun bilgisi sadece ve sadece Rabbimin katındadır. La yucelliha li vaktiha illahu. Onun vaktini ondan başka ortaya çıkartabilecek kimse yoktur. Bitti. Ya onun vaktini Allah'tan başka kimse ortaya çıkaramaz. Kimse bilmez yani diyor. Burada da vurgulu teknik var. La illa kullanımı da aynı innema gibi vurgulu mana verir. Devam ediyor bakın. Sekulet fis semavati vel art. O yerde de gökte de ağırlığını hissedecektir. Hissettirecektir. Ya da o bilgi göklere de yere de ağır gelir. Bu iki anlamı da var bu cümlenin. Devam ediyor. La te'tiküm illa bateten bu son saat size aniden gelecektir diyor. Aniden gelecektir. Bağıteten işte bak biri burada geçiyor. Sebe suresinde diyor ki Allah Teala anlatıyor kafirlerin sözünü. Ve kâlellezîne keferu Kafirler demişler ki la te'tînâ es O son saat bize gelmez. Onlar öyle diyorlar. Hem bu Sebe' suresinin tabi üçüncü ayetinde cevap var. Hem de bu ayet o tür iddialara cevaptır. La teetiküm illa bateten. O son saat size aniden gelecektir. Şimdi cümleye bakın. Yes eluneke sana soruyorlar. Keenneke hafi anha. Sanki sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar. Kul <laughs> <laughs> de ki bunu soranlara tekrar inne ma ilmuha indallah. Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Ve lakin nekteren nasıl Ama insanların çoğu hala bu gerçeğin farkında değillerdir. Peygamberimiz gaybı bilmez. Peygamberimizin bildirildiği gayb işte bu vahiydir. Bu vahiy ona gaybtan açılan sofradır. Bu vahiy onun gaybla buluşturulduğu konuları bu, burası öngörüyor. Burada eğer bu konuyu sana Allah bildirmedi dediyse bitmiştir. Ve diyor zaten. Şimdi bakın Taha suresinin 15. ayeti Taha. Buyuruyor ki Rabbimiz. İnne saate atiyet. Bu son saat gelecektir. Gelicidir. Ekadu uhfiha. Ekadu fiha onun neredeyse gizliliğini gidereceğim manasına da geliyor. Bunun bir manası da neredeyse onu kendime bile gizleyeceğim. E neredeyse onun gizliliğini gidereceğim manasına geldiği gibi yani neredeyse onu açıklayacağım. Neredeyse kopacak yani. Yahut da onun bilgisini neredeyse kendime bile saklayacağım. Allahu Teala demek istiyor ki bunu kimse bilmez. Kimseye bildirmedi. Bu gayiptir. Gaybı Allah'tan başka yerde gökte kimse bilemez. Nemil suresi 65. ayet. İşte ne bileyim. E kesmiyor adamları ya. Kesmiyor adam hala. Hala bilinir diyor. Tarih veriyor ya. Korkunç. Şimdi bakın kardeşlerim bakın. Enbiya suresi 109. ayet. Fe in eğer bu adamlar yüz çevirirlerse fakul onlara de ki aden tüküm ala sevain. Ben sizin hepinize eşit biçimde gerçekleri işittirdim, Duyurdu. Ve in edri bak ve in edri bilmiyorum. E garibun baidun ma tuadun. Bu size vaat edilen yakın mıdır, uzak mıdır bilmiyorum. Ve in edri in edri ma edri demek yani. Bilmiyorum. E qaribun em Yakın mıdır yoksa uzak mıdır? Matu'adun. Size vaat edilmekte olan şey bilmiyorum yakın mıdır uzak mıdır. Onlara vaat edilen nedir işte son saat ve ahiret. Enbiya suresi 109. ayet. Bakın şimdi bir ayet daha okuyayım size. E, Cin suresi. Cin suresinde Kaçıncı ayet? 25. ayet Cin suresi. Kul de ki insanlara. İn edri bilmiyorum. E garibun ma tu'adun. Size vaat edilen şey yakın mıdır? Em yec'alu lehu rabbi emeda. Yoksa Rabbim onun için uzun bir zaman mı koyacak bilmiyorum. Nerede? Cin suresinin 25. ayetinde. Alimul gaybi. Gaybı bilen sadece Allah'tır. فَلَا يُزْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا Allah gaybını kimseye açmaz. İlla menir tadamir Resulü. Sadece razı olduğu elçiyi açar. Açtı mı? Açtı. Nasıl açtı? Bu vahyi göndererek. Peki bu vahyin içinde peygamberimizin bunu bileceğine dair bir işaret var mı? Yok. Tam tersine bilemez diyor işte. Açılan vahide. Bunu peygamber dahil kimsenin bilemeyeceğini söylüyor aleyhisselam. İşte bu ayeti şimdi güya okuyor diyor ki bunu Resul'e açmış, razı olduğu Resul'e açmış. Dolayısıyla o bilir. O bilir yok burada. Açılan vahiy bu, gayb yani bu ve bunda da onun peygamber tarafından aleyhisselam bilinemeyeceği söyleniyor. Kardeşim, yani ne, ne, ne diyeceğimizi bazen şaşırıyoruz gerçek. Şimdi Naziat Suresi 42. ayeti okudum. Çünkü aynısı A'raf 187'de vardı. Ama burada başka bir açılım daha var. Diyor ki Rabbimiz 43. ayette bakın cümleye bakın. Fime ente min zikraha? Sen onu nereden hatırlayacaksın ki? Nereden bileceksin ki yani? Yani onu bilmek sen kim? Bilemezsin. Sana biliyor musun gibi soruyorlar. Bilemezsin diyor Allah Teala ila rabbike muntahaha. Onun nihai bilgisi sadece Rabbine aittir. Burada da devrik bir cümle var. Orada da vurgu var. Vurguların hepsi burada var. İnne ma ente men Senin durumun Allah'a derin saygı duyacak olan insanlar için ap açık bir uyarıcı olmaktan başka bir şey değildir. Peygamberimiz kendi başına gaybtan haber mi verecek? Onun gaybla ilgili söyledikleri işte bu vahidir. Peygamberimize gayb açılmış mı? Evet açıldı. Vahiy zaten gaybın açılımıdır. Açılmış olmasıdır. İşte o, va o vahiyde de Allahu Teala peygamberimizin son saati bilmediğini söylüyor. Şimdi alametler diye bir şey var. Bu kıyamet alametleri. Hadi bakalım. Onunla alakalı da bir ayet okuyayım. Yani bir defa şunu söyleyeyim. Aniden gelecek şeyin alameti olur mu? Bir şey hem aniden gelecek diye tarif edilir. Hem de onun alametleri olur mu? Efendim bu kadar alametler sayılıyor. Bunlar yok mu? Canım onlar peygamberimizin meseleyi eğer ona aitse o rivayetler. Bir de o rivayetler ona ait midir? Ondan emin değil. Ama sayalım ki ona aitseler bile o meselenin ciddiyetine insanların vakıf olması için Onların dikkatini çekme noktasında yapılmış uyarılardır. Onun uyarı dediği, uyarı olarak dikkat ettiği, dikkat çektiği şeyler o gün zaten vardı yani. Turktur'da işte Körfez'den duman çıkacak, Irak Savaşı'nı ahan kıyamet kopuyor dedi. Kopmadı, ne oldu şimdi? 2000 yılının başında kıyamet kopacak diye Hristiyanlar inanıyordu. Hatta intihar edenler vardı. Hatta böyle Ege'de bir şehirde, bir kasabada, Böyle kıyametin kopmasını İsa'yı bekleyenler vardı. Gelmedi. Ne oldu şimdi? Şimdi bizimkiler de Şam'a ineceğini bekliyor. Bekle bakalım. Beyaz minareli camiymiş. Minare mi kaldı Şam'da? Mahvettiler zaten ortalığı. Yani ne bileyim bilmiyorum yani sözün bittiği yer yani bu iş. İsa Aleyhisselam gelecek demesin mi? Bir de? İsa Aleyhisselam gelecek. Niye? Niye gelecek? Peygamber olarak mı gelecek? Peygamber olarak gelecekse o zaman Ahzab suresi 40. ayet ne oluyor? Son peygamber Hazreti Peygamber'di. Yok peygamber olarak gelmeyecekse. O zaman peygamberlik görevinden alınma diye bir şey mi var? Yani peygamberlikten azil mi ediliyor, ediliyor Hazreti İsa? Peygamberlikten daha büyük bir şeref mi var yani? Şimdi böyle peygamberleri yarıştırmanın ne alemi var? Hz. İsa gökte yaşıyor. Nerede yaşıyor? Gökte. Kim dedi? Ayet var. Ayet gökte demiyor. Allah'ın katında. Bütün ölen insanların ruhunun olduğu gibi onun ruhu da Rabbimizin katındadır. Bir daha gelecekse niye o geliyor? Bu dinin peygamberi gelse daha doğru değil mi yani? Bir peygamber bir daha başka bir peygamber geliyorsa o peygamberin kitabını bozuluyor. Onun için risalet unutuluyor. Onun için gelir ve bir daha gelen de peygamber olarak gelir. Biz niye Kur'an'ın başına bir iş gelmeyecek? Allahu Teala onu koruma garantisini aldığını söylüyor. Hicri suresi 90. ayet. Hac suresi 52. ayet. Fussilet suresi 42. ayet. Hud suresi 1. 2. ayetler arkadaş. Cık. Yapmayın gözünü seveyim ya. Mehdi gelecek diyor ya. Ne Mehdi'si gelecek? Ne niye geliyor Mehdi? Mehdi insan olarak Hazreti Muhammed bitti. Geri kalan hidayete talip olan, hidayet erdirildiğine inanan insan anlamında hepimiz inşallah Allah kabul ederse hidayet üzereyizdir. İnşallah yani. Bir taraftan kıyametin sonunda doğru dürüst Müslüman kalmayacak diyorlar. Bir taraftan da Mehdi Ergezi Müslüman yapacak. Ya Hazreti Peygamber'in Müslüman yapamadığı insanları o nasıl yapacak? Yusuf Suresi 103 105. ayetler ne olacak peki 106. ayetler? İnsanların çoğu iman etmeyecek diye ayet var. Ayet. Yusuf suresi 103. ayet. İman edenlerin de çoğu müşrik olarak iman etmiş olacak diye 106. ayet var. Yusuf suresinde. Ben anlamış değilim. Ve Mehdi yazıyorum Google'a. Mehdi yazıyorum. Bir sürü Mehdi çıkıyor. Bana mesaj gönderenler de var. Ben Mehdi'yim diyor. Sana haber vermek üzere görevlendirildim filan. Ya ne oluyor? Sana kim Mehdi olduğunu söylüyor arkadaş. Ben görevliyim diyor. Ben bunu işte bildiriyorum. Tamam bildirdin. Tamam kapat telefonu diyor. Mehdi. Git psikiyatriye gideceksin kardeşim ya. Ne Mehdi'si? Gözünü seveyim ya. Böyle Mehdi'lik beklentileri bu ümmetin, bu milletin başına neler getirdi? Anlamadık mı hala? Hala anlamadık mı? Bir de birinin beklediği Mehdi'yi öbürü kabul etmiyor. İlla kendi dediği çıkacak. Tarih tutmayınca tarihi atıyor ileri. Öyle de tarih veriyorlar ki o tarihte ne o yaşayacak ne biz. 60 seneden önce tarih veren yok. 60 sene sonra tarih veriyor. Tabii ki hiçbirimiz yokuz. Diyemeyeceğiz ki ona hani bak çıkmadı niye yalan konuştun diye. Yani ne gerek var ya? Allah'ın kitabı ortada duruyor. Resulullah'ın hayatı ulu orta önümüzde duruyor. Yetmiyor mu bütün bunlar? Hazreti Peygamber'in yapamadığını kime yaptıracaksınız siz? Nedir bu heves? öyle gidiyor arkadaşlar. Değerli kardeşlerim cidden bu nasıl düzelecek bilmiyorum. Al Allah'ın kitabını aç. Bak deminden beri bir sürü ayet okudu. Ve belki bu programda 30 tane 40 tane ayet okudu. Ne oluyor? Niye ikna olmuyorsun? Ne bekliyorsun kardeş? Bekliyor. Peki bekle. Devam et. Muhammed suresinin 18. ayet. Efendim diyor ki hadisler var. Onlar ne olacak? Kardeşim bir rivayet. Eğer Kur'an'a aykırıysa o peygamberimizin olamaz. Peygamber böyle bir şey demez. Nasıldır bu kadar ayete rağmen, bu kadar bilemezsin dediği, bu kadar aniden gelecek diye ilan edilen bir şeye karşı peygamberimiz nasıl tarih verir? İşte ona nispet edilen sözlerin Kur'an'a uygun olanını söyledim. Sen son saat için ne hazırladın? Tamam. Bu konuda bilgi sadece Allah'a aittir. Tamam doğrudan ayetlerle uygun. Ben ve kıyamet artık son iki parmağım yan yana gibi her an gelebilir. Belki de yakındır dedi işte şeyde Şura suresi 17. ayette. Tamam. Ve bunun dışındakiler olayın önemine ve olayın vahametine dikkat çeken ifadelerdir. Kimsenin tabi İnancını değiştirmek gibi bir derdimiz yok. Biz hakikati söyleriz. İyi isteyen inanır, istemeyen inanmaz. Konuyla ilgili son bir ayet okuyup bitiriyorum. Muhammed Suresi 18. ayet. Bak. Fehel ne illa saate en te'tiyehum <laughs> bateten. Onlar o saatin kendilerine aniden gelmesinden başka ne bekliyorlar? Aniden gelmesinden başka ne bekliyorlar? Fakat ca'e eşratuha. <laughs> Onun zaten bütün alametleri gelmiştir. Diyor. Bütün alametler geldi. Nedir? Zaten bilgileri geldi. Zaten Hz. Peygamber'den önceki son peygamber Hz. İsa o geldi. Ondan işte 500 sene sonra 600 sene sonra Hz. Peygamber geldi. Ve son ilahi bilgi geldi bitti. Bundan sonra bundan sonra artık aniden kopuş var. Başka başka bir şey yok. Siz siz olun. Son saatin aniden kopacağı gerçeğinden hareketle yine peygamberimizin ifade ettiği gibi o alem için neler hazırladığınıza neler hazırladığımıza biraz daha dikkatli bir şekilde bakalım diyorum sevgili kardeşlerim. Bu itibarla son saatle ilgili, kıyametle alakalı vahyin söylediklerine kulak veren yiğitlerden olmamızı ve Rabbimin öbür alemde nimetleriyle buluşturacakları arasına siz de biz de katmasını en kalbi duam olarak Rabbim'den diliyorum.